İzleyici onların her hareketine, her lafına takıldı. Ekrana çıktıkları anda yüzler ekşitildi. Onlar Türk dizilerinin en kötü karakterleriydi. Şüphesiz bu kadar akılda kalmalarının nedeni o kötü karakterlere can veren oyuncuların müthiş yetenekleriydi. İzliyoruz. Bir yere otur öyle söyleyeyim. Seni de çekerim yanıma. Benim istediğim tam da buydu. İzleyiciye saç baş yolduranlar. Senin yüzünden kalktık geldik biz buraya be. Her yaptıkları olay olanlar. Zavallı. Ne hakkın var da neyi helal etmiyorsun? Türk dizi tarihinin en sevilmeyen, seyirciyi çileden çıkaran karakterleri Magazin 8'de. Yerinde olsam bundan sonra artık uyumam. İzleyiciyi kızdıran bu karakterlerden bu kadar nefret edilmesinde hiç kuşkusuz onları canlandıran oyuncuların başarısı gizli. Senaristlerin özellikle seyircinin nefret oklarını üzerine çevirmesi için dizi içine yerleştirdiği karakterler sanatçıların oyun gücüyle gerçekten sevilmeyen karakterlere dönüşüyor. Unutma, ben dibe gidersem... Mustafa seni öldürmez de sağ kalırsan. Türk dizi tarihinin en fettan gelinlerinden biriydi Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si. Bana ne yaptığını gördün değil mi? Aklım başımda değil. Dikkatimi toplayamıyorum. Senden başka bir şey düşünemiyorum. Şimdilerde eşkıya dünyaya hükümdar olmaz da harikalar yaratan Deniz Çakır, Ferhunde karakteriyle adını duyurdu. Böylesi gelin düşman başına sözlerinin hedefindeki Ferhunde'yi öyle iyi canlandırdı ki o dönemin en sevilmeyen kadın karakteri aylarca dillerde dolaştı. Defolun evimden! Defolun! Ne diyeyim? Allah beterinden korusun. Aile içine nifak mı sokmadı? Kocasının arkasından iş mi çevirmedi? Kayınvalidesini arabayla mı ezmedi? Ferhunde'nin yapmadığı işte hatırı kaldı ama hafızalara da kazınmayı başardı. İstersen bir yere otur öyle söyleyeyim. Anne doğru düzgün bakmadım bile. Aman istemiyorum. Senin o evde ne işin var dedim sana. Müjdeyi benden duy Fikret'ciğim. Mithat Karay'la evlendim. Ekran karşısında saç baş yolduran bir diğer karakter de Mukaddes yengeydi. Hem Fatma Gül'ün hayatını zindan etti, hem izleyiciye sinir krizleri geçirtti. Senin yüzünden kalktık geldik biz buraya be. Gül gibi hayatımı bıraktım ben. Gelmeseydiniz. Bugün. Gelmeseydik de ne olacaktı? İstanbul'da mu olsaydı? Ha? Fatma Gül'ün Suçu Ne dizisinde Esra Dermancıoğlu'nun canlandırdığı Mukaddes yenge ekranda görüldüğü anda tüyler diken diken oluyordu. Menfaatçi, düzenbaz ve paragöz Mukaddes yenge tüm nefret oklarının hedefindeydi. Mustafa seni öldürmez de sağ kalırsan kasabana ortamalı olursun. Bak ben sana söyleyeyim. Doğru kim sahip çıkacak sana? Kimin gücü yeter seni korumaya? Yengenin mi? Gariban abinin mi? Neyse ki Mukaddes yenge dizinin sonunda hak ettiği cezayı aldı da herkes bir rahat etti. Sanık Mukaddes Ketenci hakkında suç delillerini yok ettiği, gizlediği ve değiştirdiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesi gereği 6 ay hapis cezasını... Türk dizi tarihinin en sevilmeyen karakterlerinden söz edilir de Karolin unutulur mu hiç? Ne istediysen kabul ettim ama bu olmazsa tamam mı? Ama bu çok kolay, bir an önce nikah olsun istiyor beni. Ya tamam dedik ama önce Zehra'nın sağlığı. Önce nakil ameliyatı olacak sonra nikah tamam? Önce nikah olacak. Öyle bir geçer zaman ki dizisiyle tanıştığımız Wilma Ellis'in canlandırdığı Karolin karakteri bir aileyi paramparça ettiği gibi yaptıklarıyla seyirciyi de çileden çıkardı. Kokkaksın sen. Osman Kokak, Osman Kokak, Osman Kokak, Osman Kokak, Osman Kokak, Osman Kokak, Osman. Şu ana kadar hep kadın karakterlerden gittik. Ama dizilerde öyle erkek karakterler vardı ki izleyiciyi koltuğunda rahat oturtmadı. Kralın adını ağzına aldığına göre artık sen de onun listesindesin demektir. Yerinde olsam bundan sonra artık uyumam. Başrollerini Meltem Cumbul, Mehmet Ali Alabora ve Emre Kınay'ın paylaştığı Yılan Hikayesi 90'lı yılların efsane dizilerindendi. Ama başrollerden daha çok konuşulan bir isim vardı. O da yılanın başı olan Kürşat. Unutma, ben dibe gidersem seni de çekerim yanıma. Muhteşem Yüzyıl'daki kötü karakter boşluğunu Hürrem Sultan'ın entrika ortağı olarak başarılı bir şekilde dolduran Rüstem Paşa da dizi tarihinin en sevilmeyen karakterleri listesinde. Birileri başını kesip atmış. Rüstem Paşa'nın işi bu.
Başka kimin olacak? Kim beslemiş belli ki? Benim istediğim tam da buydu. Fazlası değil. İyi iş başardın Ala. Artık dikkatli olmamız lazım paşam. Kantar'ın topuzu bir kere kaçarsa onları ben dahi zapt edemem. Ozan Güven, Rüstem Paşa'yı canlandırırken rol kabiliyetini o denli iyi kullandı ki özellikle Şehzade Mustafa'nın öldüğü bölümde Türkiye'nin en çok konuşulan kötü karakteri oldu. Hey canım, hak ismin o.